Bunlar da ne? Aşağı mahallenin veresiye defterleri. Onları da topladım. Oho, harika yapmışsın. Onlar da mutlu girsin Ramazan'a, değil mi? Tuzu yerinde değil mi? Evet efendim. Güzel, güzel. Kavuklu ve Pi Şeker efendiler, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Kerabana. İyi akşamlar Kerabana. Nereye gidiyorsunuz böyle koştura koştura? İftar yakın, hadi buyurun masalara. Başka zaman Kerabana. Şeye gidiyoruz biz. Nereye gidiyorduk biz? Tahtabacağı iftar sözümüz var ha. Bu akşam ona misafiriz. Nasıl olur? Mümkün değil. Bırakmam. İftar mı? Ramazan mı geldi? Sen iyice unutkan oldun Kavuklu. Hadi gidelim, tahtabacağı da alıp gelelim. İftar da hep beraber. Olmaz ha. Ayıptır. Verilmiş sözümüz var. Tabii ya. Ramazan'dayız. Ondan tahtabacağı gidiyoruz. İyi akşamlar Kerabana. Hayırdır? Yüzünden düşen bin parça. Hoş geldin, sefalar getirdin. Kavuklu ve Pi Şeker efendiler tahta bacağı iftara gidiyorlarmış. Ne güzel, ne güzel. Tahta bacak iftar veriyor demek arkadaşlarına. Olur mu Bilge Ay? Ramazan birlik beraberlik ayı değil midir? Böyle ayrılık olur mu? Gönüller bir olduktan sonra ha o masa ha bu masada olmuş. Farklı iki şehirde bile olsa insanlar sevdikleri dostlarını hep yanlarında hissederler. Onlar için dualar ederler ya. Benim adım Kerabansa ben misafirlerimi kaptırmam. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Yemek çok güzel. Nefis bir şerbetimiz var Bilge Ay. Beni kırmayıp da tadına bakarsın değil mi? Senin gibi cömert, gönlü zengin bir ev sahibine hayır demek mümkün müdür ki Kerabana? Gelmek iradet, gitmek icazet iledir. Geleneklerimize sahip çıkan, dostlarını kendinden çok düşünen bir komşuya hayır denmez. Sadece eline sağlık denir. İyi ki geldin Ramazan.